Bugün 24 Şubat, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 3. yıl dönümü. Bugüne dek pek çok sivilin ölümüne yol açan ve artık 3. yılına giren savaşı konuşacağız şimdi. Habertürk Dış Haber Müdürü Gizem Özsün benimle. Gizemciğim hoş geldin. Hoş bulduk Büşra. Şimdi Gizem, tabii bugünün son durumu konuşacağız ama öncelikle bu 3 yılda neler yaşandı? Kırılma noktaları nelerdi? Neler gördük? Senden dinleyelim. Evet Büşra, dediğin gibi yani 3. yılına giren bir savaştan bahsediyoruz. 24 Şubat 2022'de başlamıştı. Bugün 2. yıl dönümü. Çok yakınımızda, Avrupa'nın kalbinde aylardır süren bir savaş bu. Rusya-Ukrayna savaşı. Ve cephede artık son zamanlarda çok sık konuşmasak da malum gözümüz daha çok Orta Doğu'da İsrail-Gazze'yi takip ediyoruz hatta, ama... Ukrayna'nın da bu konuda bir serzenişi de olmuştu. Doğru. Fakat Ukrayna'da cephede şu an devam eden sıcak çatışmalar var. Ukrayna geçtiğimiz gün bir açıklama yaptı. Bugüne kadar bu 2 yılın bilançosunu açıklayan. Orada gördüğünüz gibi bugüne kadar 8000'den fazla füze fırlattığını Rusya'nın Ukrayna topraklarına açıkladı. Hı hı. Ve 4630'dan fazla da İHA ile saldırı düzenlediğini duyurdu. Bu İHA'lar özellikle Rusya-Ukrayna savaşında biz çok konuşmaya başlamıştık. Özellikle hava savunma sistemlerinden kaçabildikleri için hem Rusya'nın hem Ukrayna'nın eli ayağı oldular resmen bu savaşta 2 yıl boyunca. Şimdi Rusya ve Ukrayna her ne kadar savaşın iki tarafı gibi görünse de aslında özellikle Ukrayna'yı destekleyen pek çok taraf oldu bu savaş sırasında. Yardımları göstermek istedik, ne kadar yardım edildiğini. Hı hı. Avrupa Birliği kurumlarından ve kuruluşlarından bugüne kadar 92 milyar dolar, Amerika'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden 73 milyar dolar değerinde bir yardım paketi gönderildi. Bunlar hem finansal, hem askeri, hem insani yardımların değeri Büşra. Hı hı. Ve son dönemde de 60 milyar dolarlık bir yardım paketi kongrede takılı kaldı. Henüz siyasi süreçlere nedeniyle ilerleyemiyor. Malum orada da seçim dönemi yaklaşıyor. Amerika biraz kendi iç siyasetine de takılmış durumda. Peki İran, yani daha doğrusu Rusya'da durum ne dersen, Amerika'nın şöyle bir iddiası vardı, daha doğrusu batılı yetkililerin. İran Rusya'ya İHA tedarik ediyor. Hmm. Şimdi hem İran hem Rusya bu iddiaları bugüne kadar yalanladılar. Yalandı. Ama Tahran'ın şöyle bir açıklaması olmuştu. Evet, İHA tedarik edildi Rusya'ya fakat bu savaş öncesi dönemdeydi deniyor. Nitekim Ukrayna'yı vuran pek çok İHA'nın da bu İran yapımı şahit İHA'ları olduğunu biz görüyoruz ve bunun haberlerini sık sık veriyoruz. Tabii ki bu cephedeki çatışmanın büyük bir de bilançosu var ortaya sivil çıkan. Sivil kayıplar. Aynen, sivil kayıplar. Evet. Senin de dediğin gibi bunların 560'ı çocuk. Şu an 10.582 sivil can kaybından bahsediyoruz. 19.875 yaralıdan bahsediyoruz. Tüm bunların yanı sıra yine geçtiğimiz hafta Uluslararası Kızılaç Komitesi bir rakam açıkladı. 23.000 Ukraynalı'dan haber alınamadığını, bu kişiler konusunda bir bilgi olmadığını duyurdular. Tabii sadece insani boyut bu değil. Yani savaşın başından itibaren pek çok insan evini terk etti. 14 milyon insandan bahsediyoruz. Hmm. Hem ülke içinde hem ülke dışında birçok insan Avrupa'ya mülteci olarak yani şu an. Yani iç göç ve dış göç toplam 14 milyondan evet. bahsediyoruz değil mi? Aynen öyle. Toplamda bunlar evini terk eden insan sayısı. Birçok insan şu an Avrupa'nın başka ülkelerinde mülteci olarak yaşıyor. Evet. Fakat Birleşmiş Milletler verilerine göre hem onların, yani hem Avrupa'da yaşayanların hem Ukrayna'da yaşayanların çoğu da insani yardıma muhtaç durumdalar. Çünkü birçok sivil altyapının da vurulduğunu, şehirlerin yok olduğunu gördük tüm bu süreçlerde. Buna ilişkin de 122 bin soruşturma var Ukrayna'da. Savaş suçu iddiasıyla açılan soruşturmalar bunlar. Şimdi rakamlarla aslında görünce böyleydi. Peki haritalar? Evet, hem askeri olarak hem sivil olarak aslında bir 3 yılın kaybı rakamlarla böyle açıklandı. Şimdi bir de haritalarımız var. Evet, senden dinleyelim, bu haritalar ne anlatıyor bize? Şimdi en başta gördüğünüz harita Büşra aslında tüm bu Rusya-Ukrayna savaşı başlamadan önceki durum haritasıydı. Kırım biliyorsunuz 2014'te Rusya tarafından ilhak edilmişti. Orada gördüğünüz turuncu bölge Donbas bölgesi, Rus ayrılıkçıların kontrolündeki bölgeydi. Rusya dahil kimse tarafından bağımsızlıkları tanınmayan bir bölgeydi. Şimdi Şubat'ın 24'ünde 2022 yılında savaşı başlattığında Rusya çok hızlı bir ilerleyiş gördük Rus askerleri tarafından. Bu ikinci harita bize bunu gösteriyor. Tam olarak bir ay içerisinde hem Kiev'den Belarus topraklarını açtı Rusya'ya, Kiev'den, yukarıdan, kuzeyden, Sumi'den, Rus topraklarından, Harkov'dan ve Donbas bölgesinden de Ukrayna'nın batısına doğru müthiş bir ilerleme gördük savaşın ilk haftalarında. O zamanlar özellikle Rus blog yazarları şöyle bir iddiası vardı, yani Kiev'i istese 3 günde
alır. Alır. Hatta Rusya. Beklentiler vardı bu yönde. Çok hızlı bir ilerleyiş vardı ama geldik 3. yılına. Şimdi hatırlarsınız o tankların Kiev'e evet. ilerlediği evet. uzun konvoy görüntülerini. Gerçekten o günlerde dediğimiz gibi sivil araçların üzerinden geçtiği evet. görüntüler vardı. Çok hızlı ilerleyiş görüntüsü vardı. Fakat öyle olmadı bu durum ve Ukrayna özellikle o dönemde aldığı askeri destekle de birlikte ve mühimmat desteğiyle birlikte kısa süre içerisinde geri püskürttü Rus askerlerini. Ve hemen bu yılın sonunda da yani savaşın ilk yılının sonunda da bayağı Ukrayna'nın doğusuna doğru çekilmiş oldu savaş. Hı hı. Burada 1000 kilometrelik bir cephe hattından bahsediyoruz. Yine küçük bir alanda sürmüyor aslında savaş. Fakat Ukrayna'nın doğusuna çekilmiş durumda. Şu anda ne durumda derseniz işte o da bizi bu haritaya getiriyor. Ve bu iki harita arasında aslında bir yıllık bir süreç var. Ve bu bir yılda aslında haritada çok da değişiklik olmadığını görüyoruz Büşra. Evet. Şimdi bu süreçte aslında Ukrayna karşı saldırı başlatmıştı. Hı hı. Çok da umutluydu. Ki Batı'dan da aslında büyük bir desteği var. Az önce de verdiğimiz hı hı. gibi askeri olarak da desteği vardı. Umutluydu evet. Fakat onun da çok hayal ettiği gibi olmadı. Hı hı. Ve çok fazla bir ilerleyiş sağlayamamakla hep eleştirildi Ukrayna ordusu. Fakat bu sırada Rus ordusu da bir direnişle karşılaştı. O da istediği gibi ilerleyemedi. Dolayısıyla son bir yılda aslında cephede çok fazla durum değişmedi. Yani şu anda görmüş olduğumuz bu son harita bize aslında durumu şöyle özetliyor. Dediğim gibi Ukrayna'nın doğusunda 1000 kilometrelik bir cephe hattında biz burada çatışmaların sürdüğünü görüyoruz. Tabii ne oldu? Ta o işgal öncesi dönemle şimdiyi kıyaslarsak tabii ki 4 bölgesi şu an daha ilhak altında Rusya tarafından ve Ukrayna'nın topraklarının %18'ini de Rusya şu an kontrol ediyor. Evet. 2 yılın aslında görünümü böyle. Resmini evet. anlattığımızda yani bu, böyle. Sahadaki aslında operasyon bölgesindeki görünümü ama her ülke için de bu geçtiğimiz yılların ekonomik açıdan da çok büyük sıkıntıları artık bir yük olduğunu, iki ülkenin de yorgun olduğunu da göz ardı etmemek lazım. Elbette. Özellikle de Ukrayna'da şu an desteğini yavaş yavaş son dönemde kaybederken. Evet. Yani başta Avrupa ülkeleri çok fazla şu anda kendi içlerine de dönmeye, aşırı sağın yükselmesiyle kendi ordu savunmasını harcamaya başladı. Hmm. Dolayısıyla silahını, mühimmatını içeride tutmak isteyen ülkeler var. Hmm. Dolayısıyla bu da şu anda Ukrayna'yı zorda tutuyor. Ve Zelenski'nin son günlerde, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin cephede durumunun zor olduğunu ve acil desteğe ihtiyacı olduğu açıklamalarını da sık sık duyuyoruz. Evet. Peki bu yıl yani savaşın 2. yılı boyunca ne gibi kırılma noktaları oldu? Bakalım, bir de onları göstereceğiz size istersen. Evet. Şimdi Mayıs ayının başında az önce dediğimiz gibi bu son yılda aslında cephede çok fazla değişiklik görmedik. Fakat 2 tane kritik nokta çıkıyor öne. Bunların ilki Mayıs ayında daha senenin henüz başındayken Rusya'nın Bahmut'u ele geçirmesi oldu. Şimdi Bahmut Ukrayna için kale olarak görülen kentlerden biriydi. Aslında çok küçük 70 bin kişinin yaşadığı bir kent burası. Hı hı. Fakat Ukrayna ve Rusya arasında çok şiddetli ve kanlı çatışmalar yaşandı burada. O zamanlar yani tarih Mayıs 2023'ü gösterirken Rusya'nın en büyük destekçisi Wagner'di. Hı hı. Rus paralı askeri şirketi. Bu herkesin çok yakından takip ettiği bir süreç oldu. Özellikle Rusya'nın da bu savaşta belki de en büyük imtihanlarından biri oldu. Putin'in de Wagner'in isyanı. Ve kırılma noktası aslında Mayıs ayında başlıyor diyebiliriz Büşra. Şimdi Bahmut'u ele geçirmek için Wagner çok savaş verdi. Oradan sık sık videolar çekti Wagner lideri Prigojin. Durumun çok kötü olduğunu ve Rusya'dan yeterli desteği alamadığını savunuyordu o zaman. Fakat günün sonunda Mayıs ayının 21'inde Bahmut'u ele geçirdiklerini ve Rus birliklerine teslim edeceklerini söylediler. Bu tabii Ukrayna için büyük bir kayıptı. Yani kale olarak gördüğü bir yeri kaybetmiş oldu. Fakat Rusya için de bambaşka bir sürenin başlangıcı oldu. Evet. Şimdi o zaman gerekli desteği alamadığını savunan Prigojin bir ay kadar sonra aslında tabii burada başka iş dengeler de vardı. Rusya Savunma Bakanlığı orduyla bir sözleşme imzalamasını istiyordu Wagner'in. Bu ikisi de birleşince 24 Haziran'a gittik. Evet. 24 Haziran'da Wagner lideri Prigojin bir isyan başlattı Rus ordusuna karşı, Moskova'ya yürüyüşe geçti ve bir günlük 24 saatlik bir isyan tüm dünyayı derinden saçtığı ve yakından takip ettiği bir gün oldu. Çok kısa süren ama aslında bekleniyordu da ne orada ipler kopacaktı çünkü bir noktada artık Wagner'in senin bahsettiğin gibi silah temininde eksikliklerin yaşandığını söylemesi bekleniyordu ama çok kısa sürdü isyan. 24 saat sürdü, sen de dediğin gibi bastırıldı hızla. Fakat
Bu tabii ki dengeleri çok değiştiren bir durum oldu. Çünkü Ukrayna'da hayli cephede çatışıyordu Wagner askerleri. Dolayısıyla artık o Wagner Rusya'nın içerisindeki siyasi çekişmeyle birlikte zaten oradan Ukrayna'dan çekilmiş oldu. Ve günün sonunda biz bir ay kadar sonra Prigojin'in bir uçak kazasında hayatını kaybettiğini duyurduk. Bu da çokça tartışma yarattı o dönem. Şaibeli bir ölüm olarak anıldı. Tüm bu süreçler sürerken Temmuz ayında Rusya Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekildiğini açıkladı. Türkiye'nin arabuluculuğunu yaptı aslında. Çok bölge içinde önemli olan bir anlaşmaydı ve çekildiğini açıkladı 17 Temmuz'da. Bu tabii ki hem Türkiye'yi hem dünyayı yakından ilgilendiren bir açıklama oldu. Aslında bir yıl sürebilmiş oldu ama bu bir yıllık süre içerisinde çok fazla tahıl ihraç edilebilmiş oldu Türkiye'nin ve Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğu sayesinde. Fakat Rusya dedi ki yani benim şartlarım yerine getirilmiyor. İhtiyacı olan ülkelere gitmiyor bu tahıl koridorundan ve ben kendi ürünlerimi tedarik edemiyorum. Aslında Rusya'nın gıda ürünlerini tedarik etmesinde bir sıkıntı yoktu. Fakat Rusya'nın Rusya'ya uygulanan başka yaptırımlar bu gemi şirketlerine engel oluyordu. Ve gerçekten de orada bir tıkanıklık yaşıyordu Rusya. Hı hı. Benim şartlarım kabul edilirse tekrar masaya oturabilirim dedi ama o anlaşmaya tekrar geri dönülemedi Büşra. Evet. Farklı yollar arandı yaz boyunca, farklı rotalar denendi. Fakat bunlar hem maliyet hem süre açısından oldukça zor rotalardı. Alternatif de bulunamadı. Aynen öyle. Şimdi bu sırada cephede durum Ukrayna'nın aslında karşı taarruzuyla devam ediyordu. Burada bir karşı saldırı söz konusuydu. Ve Ukrayna'nın en büyük ataklarından birisi 30 Aralık 2023'te Belgorod'a düzenlediği saldırı oldu. Bu saldırı aslında 2 yıl boyunca Rusya'ya yapılan en ölümcül saldırılardan biri. Çünkü 24 kişi hayatını kaybetti ve Ukrayna'nın içerisinde değil Rus toprakları içerisinde olan bir saldırıydı. Dolayısıyla Rusya bunun bir şekilde intikamını alacağını söyledi derken bizi yine Belgorod'da bir başka olay 24 Ocağı karşıladı. Şimdi artık bu yılın başıydı. En önemli olaylardan biriydi bu. Esirleri taşıyan bir uçak düştü. Hı hı. Bu uçakta 74 kişi olduğu, bunların esir olduğunu açıkladı Rusya. Ukrayna'nın vurduğunu söyledi. Fakat Ukrayna'dan böyle bir açıklama gelmedi. Hı hı. Ve Ukrayna bu uçağın içinde asker, yani esir olduğu bilgisi de bize verilmedi dedi. Tüm bu savaş boyunca herhalde yaşadığımız en büyük zorluklardan biri de karşılıklı açıklamaların çelişmesi ve hiçbirinin hepsinin teyite muhtaç bir şekilde kalması oldu Büşra. Tüm bunlar yaşanırken ve Ukrayna sürekli aslında kendi içerisinde iş çekişmeleri ve eleştirileri yaşarken en önemli stratejik hamlelerden biri geldi. Hı. Zelenski Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldı, Zaluzhny'yi ve savaşın başından itibaren görevdeydi Genelkurmay Başkanı. Aralarında hep bir çatışma olduğu, tartışma olduğu yönde spekülasyonlar vardı. Hı hı. Nokta konmuş oldu. Ve yapılan en önemli stratejik hamlelerden biri olmuş oldu Ukrayna için. Fakat bu yılın aslında belki de en kritik noktası. Geldik son noktaya. Artık en önemli gelişmeler son günlerde yaşadığımız. Ne ifade ediyor bize Rusya'nın bu bölgeyi ele geçirmiş olması? Şimdi ne ifade ediyor? Şimdi aslında burası Rusya için bir zafer noktası. Çünkü Bahmut'tan sonra ele geçirdiği ikinci nokta onlar için çok önemli bir kazanım. Yani Rusya bunu zafer olarak görüyor. Aslında bunu cepheye yansıttığımızda çok büyük bir zafer olduğunu söyleyemeyiz Büşra. Donetsk'in 20 kilometre yukarısında bir nokta burası. Yani cepheden Ukrayna'nın çok içine doğru giden bir bölge değil. Hı hı. Fakat burada büyük kayıplar verildi. Ukrayna buradan geri çekilirken yine Ukrayna ordusuna yapılan eleştirilerden birisi de bu. Geri çekilmenin başarısız olduğu, çok fazla asker kaybettiği ve 1000 askerden de haber alınamadığı yönünde iddialar var. Dolayısıyla mühimmat ve asker eksikliği noktasında büyük bir sıkıntı yaşıyor bunun şu an Ukrayna. Bunun şimdi Ukrayna o süreç içerisinde Genelkurmay Başkanı görevden alındı, iç çekişmeleri dedin. Bu süreç mi Ukrayna'yı bu sonuca sence ulaştırdı? Şimdi elbette bunlar eleştirilerden bir tanesi. Hı-hı. Yani sürecin doğru yönetilmediği ve özellikle Avdiivka'dan çekilme noktasının da doğru yönetilmediği iddia ediliyor. Hı-hı. Fakat tabii ki cephedeki durum yine çok yakın, yani bilemedim
göremediğimiz, aynı zamanda Rusya'nın hani dört koldan çevirdiği bir kentten bahsediyoruz. Bütün bunlar ama eleştirilerden biriydi. Zamanında çekilmediği, zamanında müdahale edilmediği yönünde eleştiriliyordu Ukrayna. Şu anda orada pek çok asker kaybetmiş durumda. Yeni askerler seferber etmek istiyor. Fakat bu da siyasi engellerle parlamentoda takılıyor. Rusya'dan da şu an benzer haberler yapıyoruz. Hani asker sayısını arttırmak için, çünkü Batı'nın iddiasına göre çok fazla asker kaybetti Rusya bu iki yılda. Rusya da askerlerini arttırmak istiyor. Göçmenlerin, artık Rus vatandaşı olmayanların askere alınmasını istiyor. Dolayısıyla şu anda geldiğimiz nokta, her iki ülkenin de mühimmat ve asker açısından biraz sıkıntıya düştüğü ama bir türlü de bu tünelin ucundaki ışığın görünmediği noktadayız. Işığın görünmediği bir noktadayız. Çok güzel bir özet oldu Gizem. Yani 3 yılı hem sivil kayıplar, hem askeri kazanımlar, hem operasyon, hem siyasi olarak değerlendirmiş olduk. Ağzına sağlık diyoruz. Teşekkür ediyoruz Gizem'e. Ben teşekkür ederim.